Merhaba, ben Milo Kutan. Yılport Samsun Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün taraftarlarımızdan gelen soruları cevaplıyorum. Evet, ilk soruyla başlayalım o zaman. Samsun Spor çok büyük bir camia. İlk teklif aldığında ne hissetti? Ayrıca böyle bir kulüpte oynamak kendisinde baskı oluşturuyor mu? Şöyle, Samsun Spor'dan ilk teklif aldığımda tabii ki büyük bir onur ve gurur duydum. Aslında geçen sene devre arası transfer döneminde de Samsun Spor'la görüşmüştüm ama o zaman transferim gerçekleşmemişti. Bu yaz transfer döneminde gerçekleşti. Tabii ki burada olduğum için çok mutluyum. Samsun Spor, Türk futbol kültürünü güzel bir şekilde yansıtan bir şehir. Taraftarı, çok büyük bir taraftar kitlesi var. Taraftar da futbolla çok iç içe. O yüzden burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve hedefi olan bir camia. Tekrar Süper Lig'de olmak isteyen bir camia. O yüzden burada ben de bu konulu hedef doğrultusunda şampiyonluk yaşayıp Samsun Spor'u tekrardan Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz hep beraber takım olarak. Tabii ki büyük bir camiada oynamanın futbolcunun üstünde oluşturduğu baskılar oluyor. Ama bir futbolcu bunlara alışık olmalı. Bunlar futbolun içinde her zaman olan şeyler. Ben ve takım arkadaşlarım bu baskının üstünden bir şekilde kalkmayı başarabiliyoruz. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. M Altre C Sefa'dan gelen bir soru var. Melo Okutan'a soruyorum eşlikli. Profesyonel ilk maçında neler hissettin? Gerçekten çok heyecanlıydım. Fenerbahçe'de oynuyordum o zaman. Altyapıdan çıkmıştım ve profesyonel sözleşme imzalamıştım. Profesyonel sözleşme imzaladıktan yaklaşık bir ay sonra da İzmir'de Altın Ordu'yla Türkiye Kupası maçı vardı. O dönem o zaman ilk 11'de şans bulmuştum. O gün de İzmir Atatürk Stadyumu'ndaydı maç ve çok ciddi bir taraftar kitlesi vardı ve ilk profesyonel maçımdı. Sahada da birlikte oynadığım çok deneyimli oyuncular vardı, Emre Belözoğlu gibi. O yüzden gerçekten çok heyecanlı ve mutluluk vericiydi, gurur vericiydi benim için. O maçı da kazanmıştık. Gerçekten özel ve güzel bir andı benim için. Eray Kaya 55'ten gelen bir soru. Kendi oyun stilini hangi futbolcuya benzetiyorsun? Bir dönem Arsenal'i çok takip ediyordum. Hatta beğendiğim de bir takım. Hani böyle sempati duyduğum bir takım. O zaman tabii ki şu anki performansındaki şu anki futbol kariyeri çok iyi gitmiyor olabilir ama Theo Walcott diye bir futbolcu vardı orada. Benim pozisyonumda oynuyordu ve oyun stilimi ona çok benzetiyordum. Özellikle kendime oyun stili olarak. Özellikle hani denk geldiğim zaman onun maçlarını seyrediyordum. Theo Walcott diyebilirim. Rainbow the Ali kullanıcı adıyla gelen bir soru var. Samsun Spor'a gelirken ki yaşadığın hisler neydi ve teklif gelince nasıl tepki verdin? Bu ilk soruya benzer bir soru aslında. Dediğim gibi hani ilk teklif aldığımda gerçekten çok onur ve gurur duymuştum. Atatürklü armalı bir takımda forma giyecektim çünkü. Dediğim gibi Samsun Spor çok büyük bir camia. Burada olmak mutluluk ve onur benim için. Dediğim gibi daha önce de ilk soruda cevapladığım gibi inşallah bu sene burada şampiyonluk yaşayıp takımı tekrardan Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Sonraki soruya geçelim. Doğukan Güney 1 adlı kullanıcıdan gelen bir soru. Ligi kaçıncı sırada bitireceğimizi düşünüyorsun? Bizce inandığınızda yenemeyeceğiniz takım yok. Evet, doğru bir cümle bence. İnandığımızda bence de yenemeyeceğimiz bir takım yok. Şöyle düşünüyorum. Belki ligde şu andaki pozisyonumuz beklentilerin altında. Yani böyle bir kadro kalitesinin olduğu bir takımda da bence beklentilerin altında. Ama ben Manisa maçını kazandık. Üstüne birkaç tane daha galibiyet alıp önce kendimizi playoff hattının içine. Ondan sonra da gelebileceğimiz en iyi yere gelmek istiyoruz. Yani şu anda net bir sıralama söylemeyeceğim ama İnşallah sezon sonunda taraftarımızı mutlu edecek bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Doğukan arkadaşımızın da söylediği gibi bizim kaliteli bir kadromuz var. İyi oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Belki şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılayamadık ama inşallah iyi bir çıkış yakalayıp bu beklentileri karşılayacağız. Dediği gibi bizim inandığımızda, kendimize güvendiğimizde bu ligde yenemeyeceğimiz takım olmadığını ben de öyle düşünüyorum. 55 en iyi kullanıcı adlı Melo Okutan'a soruyorum. Messi mi, Ronaldo mu? Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Messi bence şu anda dünyanın en yetenekli futbolcusu. Ama ben Ronaldo'ya daha fazla sempati duyuyorum. Çünkü hiçbir zaman pes etmiyor. Sürekli daha iyisi neyi yapabilirim, daha iyisini yapabilirim ona odaklanıyor. Yani her maçta %100'üyle oynuyor. Tabii ki Messi çok büyük bir futbolcu. Çok yetenekli bir futbolcu ama benim için Ronaldo. Karakteristik özellikleri, saha içindeki davranışları, her zaman çok daha iyisini istemesinden dolayı bence Ronaldo. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Güzel bir soru. Fatih K 55 kullanıcı adından. Abi Eyüp maçı üst olur mu? Şimdi şöyle, üst olur mu? Ben şöyle olmasını temenni ederim. 3-0 biz kazanalım, o şekilde üst olsun. Hem bizim için de çok güzel bir galibiyet olur. Zaten Eyüp Spor'da bu sene kendisine hedef koymuş bir takım. İyi bir kadroları var. Onların da hedefi bir üst lige çıkmak. Öyle bir deplasmanda 3-0'lık bir skorla kazanmak bizim için çok iyi olur. Eğer olacaksa üst bu şekilde olsun.
Şimdi sağ kanatta Ali Ülgen adlı kullanıcıdan bir soru gelmiş. Kendini sağ kanatta mı daha hissediyorsun yoksa sol kanatta mı? Şimdi şöyle, ben iki kanatta da oynayabiliyorum ama genellikle sanırım oyuncu özelliklerimden dolayı, yani kendi saha içindeki özelliklerimden dolayı bu zamana kadar antrenörlerim beni daha çok sağ kanatta tercih etti. Daha fazla sağ kanatta oynadığım için şu anda aslında evet biraz kendimi orada daha iyi hissediyor gibiyim ama hani antrenörlerim fark etmez, hani sol kanatta da görev verdiğinde elimden geleni yapabilirim. Sağ kanatta da görev verdiğinde elimden geleni yapıyorum. Bu soruya hani şu anlık sağ kanatta daha iyi hissediyor olabilirim. Çünkü antrenörlerim de daha çok beni o bölgede tercih ettiği için o bölgede daha fazla oynamışlığım var ve daha fazla oynama alışkanlığım var. O yüzden sağ kanat diyebilirim. Sonraki soruya geçelim. Ahmet Yasin Albay'ın kullanıcı adından gelmiş bir soru. Samsun Spor taraftarını nasıl buluyor? Samsun Spor taraftarını gerçekten dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi, Samsun Spor büyük bir camia ve taraftarı futbolla çok iç içe. Yani şehir futbolla yatıp kalkıyor diyebilirim. Biz maç kazandığımızda çok mutlu olduklarını görüyoruz. Ama aynı şekilde maç kaybettiğimizde de gerçekten çok mutsuz olduklarını görüyoruz ve bunu hissediyoruz. Bizim temennimiz, bizim en büyük amacımız onları mutlu etmek. Sahada oynadığımız iyi futbolla onları mutlu etmek. Ben gerçekten iyi buluyorum Samsun Spor taraftarını. Türkiye'de taraftarıyla ünlü bir sürü futbol kulübü var. Bir sürü camia var. Samsun Spor'da onlardan biri. Taraftarımız, buradan da bir mesaj vereyim. İnşallah biz iyi sonuç aldıkça onlar da mutlu olacak ve bizi desteklemeye devam edecekler. Bizden desteklerini esirgemesinler. Çünkü biz onlarla güçlüyüz. Onların desteğini arkamızda hissettiğimizde eminim ki sahada çok daha iyi bir futbol oynayacağız. Teşekkür ederim bu soru için. Yağız Ceylan 55 adlı kullanıcımızdan gelen bir soru. Futbolcu olmasaydın ne olmak isterdin? Futbolcu olmasaydım ne olmak isterdim? Yani şöyle, bunu daha önce düşündüm aslında, eğer futbolcu olmasaydım ne olurdum diye. Yani böyle büyük, mesela atıyorum, mimari yapıların, ne bileyim, otellerin, camilerin veya büyük apartmanların, rezidansların, onların mesela çizen bir mimar olmak isterdim. Yani onların çizimini yapmak isterdim. Çünkü onun çok kıymetli bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok da meşakkatli bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani mimarlık olabilirdi. Melih Oktan'a soruyorum. Sevgili Melih, selamlar. Seni Bolu Spor takımından beri takip ediyorum. Seni o günden bugüne oyun anlamında ne gibi gelişmeler oldu ve hedefinde Avrupa var mıdır? Güzel bir soru. Teşekkür ederim öncelikle beni takip ettiği için. Tabii ki oyunumda gelişmeler oluyor. Ben de yaşım ilerledikçe biraz daha tecrübeleniyorum ve saha içinde ne yapacağıma dair daha olgun düşünmeye başlıyorum. Yani tabii ki oyunumda gelişmeler olduğunu düşünüyorum ama geliştirmem gereken yönlerim de olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelişimin bir sınırı olmadığını düşünüyorum. Bir futbolcu kendini her yaşında, her zaman, her anında geliştirebilir. Kendime koyduğum tabii ki özel hedefler var. Avrupa'da tabii ki oynamak isterim. A milli takım formasını giymek çok istiyorum. Bu da kendime koymuş olduğum özel hedeflerden biri. Alt yaş kategorilerinde milli takımlarda forma giydim. Hatta Ümit milli takımda kaptanlık yaptığım da bir dönem olmuştu. Ama A milli takım daha nasip olmadı. İnşallah tabii ki A milli takımımıza da forma giymek isterim. Onlar da en son aldığı sonuçlarla playoff'a kaldılar. İnşallah Mart ayında oynayacakları playoff maçlarından sonra Dünya Kupası'na katılmaya kazanacak. Bunlar kendime koyduğum özel hedeflerim. Sonraki soruya geçebiliriz. Arda Kır 90 kullanıcı adlı takipçimizden bir soru. Neden 77 forma numarası? Ondaki anlamı ne? Şimdi şöyle, benim favori numaram aslında 7. Takıma ilk transfer olduğumda 7 numaram bana dolu olduğunu söylediler. Ben de hani 2 tane 7 olsun diye 77 numarayı tercih ettim ki formanın arkasında da güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Hani çok aslında özel bir anlamı yok bende ama 7 numarayı çok sevdiğim için, favori numaram olduğu için, dolu olduğu için de ben de 2 tane 7 olsun diye 77 numarayı tercih ettim. Adaşımdan gelmiş bir soru da. Melih CKR 55 kullanıcı adlı kardeşimizden gelen bir soru. Futbol ile nasıl tanıştı? Şöyle, ben küçükken mahallede çok hareketliymişim. Oturduğumuz mahallede. Böyle sokakta sürekli topla haşır neşirmişim. Çok koşturuyormuşum sağa sola. Bunu fark eden bizim komşularımız da işte babamla iletişime geçmişler. Demişler ki hani bu çocuk çok hareketli, spora elverişli. Hani bir futbol okuluna falan yazdırsan mı diye. Ondan sonra ben de 7 yaşında Fenerbahçe Futbol Okulu'na yazılmıştım o dönem, İzmit'te, Kocaeli'de. Kocaeli'li bu arada, ailem de Kocaeli'de yaşıyor. Öyle tanışmıştım futbolla. Orada 2-3 sene futbol okulunda gitmiştim ve o şekilde ilk futbola tanışmıştım aslında. Güzel de zamanlardı. Ondan sonra Kocaeli'de başka bir amatör bir futbol takımında oynadım. Şu anda ismi Belediye Derince Spor oldu ama o dönemki adı Kocaeli Demir Spor'du. Ondan sonra Fenerbahçe altyapısına gittim. Ondan sonra orada profesyonel oldum. Bolu Spor,
Kayseri Spor. Şu anda da burada Samsun Spor'dayım. Güzel bir yolculuk oldu benim için. Zaten daha da 25 yaşındayım. İnşallah önümde uzun yıllar olduğunu düşünüyorum futbol için. Oynayabildiğim kadar da oynamak istiyorum. Çok seviyorum mesleğimi. İnşallah karşıma da futbol kariyerim boyunca çok güzel şeyler çıkar. Ve son olarak da teşekkür ediyorum bu sorular için. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Samsun Spor taraftarını buradan selamlıyorum.